Kemal Kılıçdaroğlu şimdi bir 30 Ağustos öncesi hep algı operasyonu oluşturdular. Yok Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamayacak ve daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan uçak fabrikalar firmalarını kim kapattı, neden kapattı diye böyle Erdoğan'a hani mesaj gönderir gibi, Erdoğan'a çakarmış gibi böyle çıktı, duygulu duygulu ağlayacakmış gibi böyle açıklamalarda bulundu. Ama biz buradan ona hatırlatmada bulunalım. Bakın Vecihi Hürkuşu ve Nuri Demirağan başına neler geldiğini, senin bulunduğun partinin milli şef dediğiniz, ebedi şef dediğiniz o Sağır İsmet'in neler yaptığını size anlatayım. Bakın Vecihi Hürkuş ilk uçak kendisi Yunanlılardan kalma İzmir'de böyle hurda bir uçağı alıyor, tamir ediyor, bir sürü uğraşıyor, onu yeniliyor, onu canlandırıyor ve o uçağı yürürlüğe sokuyor. Daha sonra o uçağı uçurmak için Türkiye Cumhuriyeti'nin o zamanlar hani izine tabi olsun, hani bir izin alayım diye o zaman gidiyor Türkiye Cumhuriyeti'nin Danıştay'ına bir izin sertifikası almak istiyor ve buna diyorlar ki ne oradan bizim bu sertifikayı sana verecek bir makamımız, bir adamımız yok. Böyle bir hani Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç böyle bir şey olmadı. Bununla da ilgilenen bir makam yok diyor. Ama oradan bir tane ileri gelenlerden birisi diyor ki ne? Ama diyor sen diyor git uçur bu uçağı. Ondan sonra diyor uçurduktan sonra diyor artık diyor burada diyor senin uçurmana göre diyor bir hani alan bir masa oluşturulur gibicesine uçur bir dene diyor. Ondan sonra bu da tamam onu yetkili bir kişi söyledi ya bunu hani o da tamam iyi diyor gidiyor uçağı uçuruyor 15 dakika uçuyor bakın 15 dakika uçtuktan sonra uçak inince hemen geliyorlar uçağa el koyuyorlar ev hapsi veriyorlar para cezası veriyorlar daha sonra bu Vecihi Hürkuş 5 sene sonra bakın 5 sene sonra Kadıköy'de uçağı tekrar uçurmak istiyor. Uçurmadan önce bütün televizyon şirketlerini ve gazeteciler herkesi çağırıyor. Herkes orada oluyor hazır. Ondan sonra herkesin gözü önünde uçağı tekrar uçuruyor 15 dakika. O gazetelere ve televizyonlara, radyolara böyle basın yayın aracılığıyla paylaşıldığı için daha sonra ne oluyor? Sağır İsmet'in, milli şef dediğiniz İsmet'in önüne gidiyor. O da arıyor, tebrik ediyor kendisini. Tebrik ettikten sonra diyor ki tamam diyor bu tebrik ettiğine göre bu bir hani izin gibi bir şeydir diyor. Daha sonra uçağına biniyor. Uçağına Ankara'ya gidiyor. Ankara'nın hipodromuna iniyor. Tekrar uçağına el koyuyorlar. Tekrar buna uçuş yasağı veriyorlar. Tekrar gene uçurtturmuyorlar. Bu adam uçağı hani üretmek istiyor, çoğaltmak istiyor, seri üretim yapmak istiyor, hava şirketleri kurmak veyahut da bunu geliştirmek istiyor. Devletten yardım yani maddi yardım değil de devletten bunu tanınmasını istiyor. Adam kendisi yani uçuracak ama hani bugün sivil havacılık nasıl izin veriyorsa o gün de bir hava izni çıksın istiyor. Ama buna hiçbir destek, hiçbir izin, hiçbir şey yok. Daha sonra buradan bulamayınca bu desteği adam uçağa bak o uçağı paramparça parçalıyor. Trene bindiriyor. Trenle Çekoslovakya Prag'a geliyor. Prag'da o uçağı tekrar topluyor. Ondan sonra o uçağı Prag'da uçuruyor. Uçurduktan sonra orada Prag'daki o uçak mühendisleri, teknisyenler görüyor. Bakıyor ki ne? Ya bu adam çok bilgili bir şey. O zamanın spor uçaklarının en gelişmiş modellerinden birisi. En gelişmiş modellerine, en konforlu uçaklarına tekabül geldiği için buna mühendis, uçak mühendisi diploması veriyorlar. O diplomayı alıyor. Tamam ben bu diplomayla Türkiye'ye giderim. Gittiğim zaman diyor Türkiye'de bana bir hani yol gösteren veyahut da izin çıkaran bak elimde diplomam da olduğuna göre diyor Türkiye'de bir şeyler yaparım diyor. Prag'dan uçağa biniyor. Türkiye'ye bak. Türkiye o uçakla dönüyor bak. Türkiye o uçağıyla Türkiye'ye dönüyor. Daha sonra diplomayı gösteriyor. Yine hiçbir Türkiye'de yansıma yok. Hiçbir alaka yok. Türkiye'yi bilirsiniz yani eskiden bir Anadolu araba falan üretilecek zaman kimse tınlamıyor, bakmıyor. Hani deli muamelesi gösteriyorlar. Öyle davranıyorlar. Daha sonra bu diyor ki ne? Ben diyor o zaman diyor yüksek lisans yapayım, okul okuyayım, diploma alayım. Bu diplomayla bir şey yaparım diyor. Almanya'ya geliyor bakın. Almanya'ya geliyor. 4 senelik yüksek lisans okul, üniversite okuyacak ama çok bilgili olduğu için, çok
yani üstün, zekalı ve bilgili, yetenekli olduğu için bazı kaynaklar 1,5 sene, bazı kaynaklar 2 sene içerisinde diyor o diplomayı bitiriyor, alıyor diyor. Diplomayı alıyor, artık diplomalı bir şekilde Türkiye'ye gidiyor. Yine bu adama kimse hani bir uçak ne bileyim hani sertifikasıyla uçuş izni veyahut da uçak yapabilme izni, bu bilgisini ve birikimini, seri üretim, daha değişik uçaklar yapsın, Türkiye'de şehirler arası uçağıyla hani bir şey yapmak istiyor. Yani diyor ki ne bak, sertifikam var diyor, uçağım da var diyor. Bana diyor uçağıma ve bana bir iş, bir şey yok mu diyor. Hani bir kargo yapın diyor, insan taşıyayım diyor, şehirden şehire hızlı gidecek bir şeyler yapayım diyor. Kimse kaleye almıyor, kimse dikkate almıyor. Adam böyle zekalı, bilgili, böyle mühendis, hava, şimdi uzay araçları, uzay mekikleri yapıyoruz. Erdoğan şu anda bunları yapıyor. Ondan alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. İşte o zaman CHP'nin yönetimde olduğu Sağ Resmet zamanında adam hiçbir destek bulamıyor ve 1970 yılında Amerikalıların uzaya araç gönderdiği dönemde, Ay'a o uzay aracı gönderdiği yıl vefat ediyor. Eğer ki bu adam desteği bulsaydı, bu adama destek verilseydi, belki o Ay'a giden ilk Türk astronot bu adam olacaktı. İşte CHP budur arkadaşlar. Ondan sonra da kim uçak fabrikamızı kapattı, kim teknolojiye, bilime, sanata önem verdi diye böyle çıkar lakırtı yaparlar. O Marshall yardımıyla, almış olduğu Marshall yardımıyla Türkiye'deki ne kadar savunma sanayi, silah sanayisi varsa hepsini kapattırdı. O Şakir Zümrüt'ün hayatını bir okuyun, o zaman anlarsınız ne olduğunu. Bir sonraki bölümde de zaten o Şakir Zümrüt'ün Türkiye ordusuna ne kadar silah ürettiğini, mühimmat ürettiğini ve bu kişinin daha sonra Marshall yardımı sonrası, Amerika'nın yapmış olduğu Marshall yardımı sonrası İsmet Paşa'nın bütün savunma sanayisini, silah sanayisini durdurup normal sobacı, Şakir Zümrüt sobacı olarak soba üretmeye nasıl fabrikayı değiştirdiğini size bir sonraki bölümde anlatacağım arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.